Evet. Kendi sahamızda 4 maç üst üste kazandıktan sonra kendi sahamızda da bu maçı kazanmak istiyorduk. Bunun için çaba gösterdik. Ama dediğim gibi üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz. Talihsiz bazı şeyler de yaşanmış olabilir. Futbolun içinde var. Takımıma güvencim her zamankinden daha arttı. Sadece taraftarımız için üzgünüm. Onlardan özür diliyoruz. Kendi takımlarını, kendi sahalarında galip görmek isterdi. Bunun için elimizden geleni yaptık. Çabamız oldu. Ancak bench'ten gelenlerin dikkati ve yaptığı katkı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız. Gerek psikolojik, gerek fiziksel olarak onların daha iyi hazırlanması için bir çaba göstereceğiz. Dediğim gibi uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculuk esnasında zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Hocam, çok pardon. Ses gitmemiş içeriye de. Bir deneme. Ses geliyor mu şu anda? Ses geliyor mu? Tamam, yok. Şu an olmadı. Şu an iyi mi? Ses deneme 1-2. Ses. Ses deneme. Ses. İyi mi? Tamam. Var mı? Okey. Tamam. Var. Var mı soru? Okey. Hakem konusuna değinmiyorum. Yani oralar, eğer sen oraya değineceksen, ben antrenör hayatım boyunca hakemle ilgili konuşmadım zaten. Hocam, oyunu ilk yerde koparabilirdi. Hem bizim girdiğimiz sosyolar, işte siz hakemi değerlendirmeseniz orada bir penaltı bekliyorum. Var, iki tane. Evet. Sorun yok. Ama ikinci yarıda aynı oyunu devam ettiremedi. Bunu neye bağlıyorsunuz? İşte dedim, bench'ten girenler var. Mesela mecburi değişiklik, sakatlıklar nedeniyle yaptığımız değişiklikler var. Bu değişiklikler, şimdi tabii oyuncularım bunlar benim. Şimdi birini yüceltip birini aşağı çekemem. Dolayısıyla taktik olarak sadece şunu söyleyebilirim. Taktik olarak birinci yarıdaki devamlılığımızı sürdüremedik. Sadece bunu söyleyebilirim. Ve bu da bize şey olarak... Maç beraber de bitebilirdi ama işte 30 metreden işte bir vuruş yaptı adam. İşte kaleci talihsiz tutamadı, girdi filan. Bunların hikayesini söyleyemeyiz. Yenildik. Tek tek bazı şeyleri anlatmaya kalksam o zaman oyuncularım devreye girecek. Onu istemiyorum. Bizim üzerimizde kalsın hataların hepsi ya da eksiklikler. Ya da yetersizlikler. İyi çalışamadık, iyi çalıştıramadık. O geliyor çünkü devreye. Bench'ten giren adam eğer %50, %60, %70 öncekine yaklaşamıyorsa suç bizde. Yani kabahat bizde. Toparlamamız gerek. Ama bu maçlarda var bu. Evet. Evet. Hocam, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Hocayı sonra geçtiği maçlarda kazanıyordu. İlk kez tılsım bu sefer bozuldu. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında maçı kopartmak adına hedef kulübesindeki giren oyuncularla rakibe cezayı kesmeye hesaplıyorsunuz ama evet. bu maçta tutmadı. Her zaman tutmaz. Her zaman tutmaz. Bir de taraftarımız maçtan sonra ısrarla tribünü terk etmeyerek futbolcuya tribüne çağırdı ve alkışladı Türkiye'de. Bana göre taraftar adil bir yaklaşımla baktı oyuna. Yani ilk yarı oynanan oyun, rakip takım, hakem, tüm bunları bana göre çok adil bir kantara koydu. Ve bu kantarın sonucunu
değerlendirdi. Bir de şöyle bir şey var. Bu takıma sahip çıkılmalı. Çünkü karanlıktan gelen bir takıma bir taraftar olarak bir daha onu kaybetmek istemiyor. Akılcı bir bakış burada. Yani taraftarın sevgisi ve yaklaşımı. Biz gideriz, öteki gider, beriki gider. Ama takım kalmalı. Takım yaşamalı. Onu yaşatmalı. Bugün bu futbolcular var. Biz teknik adamlar genelde üveyizdir. Yani biz aşırı eleştirilebiliriz, yok edilebiliriz, kovulabiliriz. Ama futbolcular konusunda sarılmaları ve onları yüceltmeleri aslında kendileri yüceliyor bu şekilde. Ve karanlığı görmüş olan bir taraftar olduğu için bence akıllı davranmaya, yani bunu çok akılcı yapıyorlar. Bence mantıklı. Çünkü başka Kocaeli yok. Burada biraz önce, daha önce de söyledim. Şimdi bizim üzerimizden Kocaeli'ye zarar vermeyin. Bana direkt söyle. De ki, Mustafa Hoca bırak git hadi filan de. Ama takımın üzerinde zarar görücü cümleleri kullanarak takıma zarar verme. Çünkü hepimizin yaşama şeysi Kocaeli Spor. Yani o varsa biz varız ya da siz de varsınız. Yoksa yok. Taraftar bunu biliyor. Bu yaşadığı tecrübeyi, karanlığı gördüğü için, dibi gördüğü için şu anda çok mantıklı davranışlar gösteriyor. Tebrik ediyorum onları. Onlardan özür diledim zaten biraz önce. Evet. İyi akşamlar. Var mı bir şey? İyi akşamlar.